Herkese merhaba. Türkiye'deki Samsung Galaxy Note 9'lara Android Pie güncellemesi gelmeye başladı ve bu güncelleme ile One UI kullanıcı arayüzü de kullanıma sunuldu. Bu videoda One UI ile birlikte gelen yeniliklere bakıyoruz. Hatırlayacak olursanız One UI kullanıcı arayüzü Samsung'un Kasım ayı başında düzenlemiş olduğu geliştiriciler konferansında ilk kez gösterilmişti. One UI ile birlikte özellikle kullanıcı arayüzü ikonlarında önemli değişiklikler var. Bunun yanı sıra bilgi gösterimleri ve bunun gibi unsurlarda da Google'ın kartlı yapısına benzer şekilde bir gösterim getirilmiş. One UI'da özellikle kartların veya uygulama kısa yollarının epey yuvarlatılmış köşelere sahip olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Sonuç olarak göze daha hoş görünen bununla birlikte Android Pie'ın getirmiş olduğu kullanışlı işlevlerden de yararlanarak çok daha verimli bir kullanıcı deneyimi Samsung Galaxy Note 9 ve One UI kullanıcı arayüzünün geleceği diğer telefon sahiplerini bekliyor. Öncelikle ana ekrandan başlayalım. Ana ekranda söylediğimiz gibi dikkat çeken ilk unsur ekranın alt kısmını görmüş olduğumuz telefon, mesajlar, kamera gibi uygulama kısa yollarının yeni ikonları. Bunlar biraz daha göze hoş hale getirilmiş, biraz daha karikatür havası verilmiş. Ne oldukları gayet iyi şekilde anlaşılıyor. Uygulama menüsüne baktığımızda da benzer ikonların sıralandığını, galeri, saat ve benzeri bu şekilde uygulama kısa yollarının da benzer tasarım değişikliklerine sahip olduğunu görüyoruz. Bixby'ye bakalım. Bixby de One UI ile birlikte yepyeni bir görünüm kazanıyor. Eskisine göre biraz daha Google'ın asistanını andıran farklı yapıların ön planda olduğu, bir bakışta neler olup bittiğini görebileceğiniz bir yerleşim söz konusu. Yeni düzende Bixby Home'u belki biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Belirli uygulama verilerine erişime izin verdikten sonra aşağı doğru kaydırarak neler olup bittiğini Bixby Home'da görebilirsiniz. Kartlı yapı, daha sade içerikler, resimler, ikonlar, görseller biraz da ön planda, anlaşılması kolay bir kullanıcı arayüzünün olduğunu söyleyebiliriz. Yeni nesil Bixby Home'un ayarlara da kartlara da buradan ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz kartları açabilir veya kartların sıralamasını da buradan değiştirebilirsiniz. Bildirim tepsisi ve hızlı ayarlar. Bunlarda da önemli değişiklikler var. Öncelikle hızlı ayarlara bakalım. Hızlı ayarlar eskiden ekranın sadece üst yarısında gösterilirdi ve küçük ikonlar vardı. Şimdi ise görmüş olduğunuz gibi parmak dostu parmağınızla rahatlıkla tıklatıp kontrol edebileceğiniz, bunun yanı sıra ekranın tamamını kaplayan bir hızlı ayarlar paneli var. Bunlarda gezinmek, neyin ne olduğunu görmek çok kolay. Aynı zamanda tıklatıp etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak eskisine göre çok daha kolay hale getirilmiş. Ayarlar veya arama, bu gibi unsurlara erişim de yine kolaylıkla sağlanabiliyor hızlı ayarlar bölümünden. Aynı zamanda ekran parlaklığını değiştirmek için de hızlı ayarlar sayfasının en alt kısmında yer alan ayar sürgüsünü kullanabilirsiniz. Hızlı ayarlardan bahsetmişken Samsung One UI ile birlikte gelen gece modu özelliği de var. Gece modu özelliği sayesinde kullanıcı arayüzünde beyaz yerine siyah arka plan kullanabilirsiniz. Özellikle akşam saatlerinde veya ışıklar kapatıldığında yatakta veya karanlık bir odada telefonu kullanmak istediğinizde bu gece modu oldukça kullanışlı olacaktır. Böylelikle ana ekranda belki değil ancak çeşitli uygulamalarda, destekleyen uygulamalarda gece modunu kullanabilir ve böylelikle gözünüzün ışıktan, telefonun ekranın vereceği ışıktan rahatsız olmasının önüne geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ayarlar uygulaması gece modunu açtığımda siyah renkli bir arka planla karşımıza çıkıyor. Ayarlara geçmişken ayarlardan devam edelim. Ayarlarda da Bixby Home'dakine benzer bir kullanıcı arayüzü düzeni var. Aslına bakarsanız eski ayarlar uygulamasında da neyin ne olduğu, hangi ayarın nerede bulunduğu gruplandırılmış bir biçimde, gayet anlaşılır biçimde sunuluyordu. Şimdi ise One UI'ya uygun şekilde köşeleri epey yuvarlatılmış ve gruplandırılmış kareler içerisinde çeşitli ayarları görmeniz mümkün oluyor. Cihaz bakımı, ekran benzeri ayarlara kolaylıkla erişebilirsiniz One UI'daki yeni ayarlar düzeninden. Aynı zamanda Samsung hesabınıza da ayarlar üzerinden kolaylıkla erişebilir ve buradan çeşitli hesap ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz. Yine ayarlardan devam edelim. Ayarlardan ekran navigasyonuna bakalım. Navigasyon çubuğu Samsung One UI'da değişiklik gösteriyor. Aslında Android Pie ile birlikte Google tam ekran hareketlerini kullanıma sunmuştu. Navigasyon çubuğu kalkıyor ve bunun yerine ekranı sürükleyerek çeşitli hareketleri gerçekleştirmek mümkün oluyordu. Eğer isterseniz yine navigasyon tuşlarını kullanmaya devam edebilirsiniz. Navigasyon tuşları da gördüğünüz şekilde One UI ile birlikte biraz değişiklik geçiriyor. Görüntülerde konularda bir takım değişiklikler söz konusu. Geri, ana ekran ve çoklu görev ekranına erişim yine görmüş olduğunuz şekilde klasik navigasyon düğmeleriyle sağlanabiliyor. Eğer isterseniz tam ekran hareketlerini tercih edebilirsiniz. Tam ekran hareketlerini tercih ettiğinizde ise parmağınızı ekranın alt kısmından yukarı doğru sürüklediğinizde ana ekrana geçiş yapılıyor. Ekranın sağ alt kısmından yukarı doğru sürüklediğinizde çoklu görev ekranına erişiliyor. Sol alt kenarından sürüklediğinizde de geri işlevi gerçekleştiriliyor. Aslında böylelikle navigasyon tuşlarının görünmediği
Bunların işlevlerinin ise oldukları yerde korunduğu şekilde bir kullanım söz konusu. Altta bulunan hareket ipuçlarını açtığınızda hangi kontrolün nereden tetiklendiğini net şekilde görebiliyorsunuz. Eğer ekranda bu şekilde bir görünüm istemezseniz, buradaki çubukları görmek istemezseniz bunu kapatabilirsiniz. Bunu kapatmak yerinde bir davranış olur. Zaten ekranın neresinden sürüklemeniz gerektiğini kısa bir süre sonra rahatlıkla anlıyorsunuz. Gayet sezgisel, anlaşılır bir deneyim var Samsung One UI'da navigasyon konusunda. Çoklu görev ekranına bakalım. Çoklu görev ekranı da One UI ile birlikte önemli bir değişiklik geçiriyor. iPhone'dakine benzer bir çoklu görev ekranı yerleşimi söz konusu. Uygulamalarının ekran görüntüleri ön planda, üst kısımda uygulama ikonu var. Yine parmağınızı yukarı doğru sürükleyerek açık olan, arka planda açık olan uygulamayı kapatabilirsiniz. Bunun yanı sıra çoklu ekran görünümünde aynı anda iki farklı uygulamayı açmak isterseniz bunun için de uygulama ikonuna bastırmanız yeterli oluyor. Burada açılan menüde bölünmüş ekran görünümünde aç, açılır pencere görünümünde aç şeklinde seçenekler var. Bölünmüş ekran görünümünde açtığımda üstte seçtiğim uygulama açılıyor. Daha sonra altta da açmak istediğim uygulamayı tercih ediyorum ve böylelikle Samsung Galaxy Note 9'un büyük ekranında aynı anda iki uygulamayı açabiliyorum. Yine pencere genişliklerini de şekilde gördüğünüz gibi ayarlamak mümkün oluyor ya da dersem bir uygulamayı tamamen yeniden tam ekranda açabilirim. Aynı zamanda söylediğimiz gibi uygulamayı açılır pencereme görünümünde açmak da mümkün. Bunu yaptığınız takdirde söz konusu uygulamanın penceresi siz kullanıcı arayüzünde başka uygulamalarda gezinmeye devam etseniz bile üst tarafta asılı şekilde kalmaya devam ediyor. Yerleşik uygulamalarda da bir takım değişiklikler var. Örneğin telefon uygulamasında yepyeni bir tuş takımı, inceltilmiş fontlar var. Gayet anlaşılır, kullanışlı bir kullanıcı arayüzü var. Buradan tekrar gece modunu kapatalım ve devam edelim. Mesajlar uygulaması da aynı şekilde yenilenmiş bir görünüm. Kavisli köşelere sahip olan bir uygulama arayüzü. Gördüğünüz gibi mesajlarda kavisler dikkat çekiyor. Başlıklar ise ön planda tutulmuş. Gördüğünüz gibi başlıklar mesajlarda da ön planda. Kişilere de buradan geçiş yapabilirsiniz. Galeri uygulamasına baktığımızda galeri uygulamasında fotoğraflar, albümler ve bunun gibi unsurlar yine kavisli köşelere sahip ve gayet anlaşılır şekilde duran öğeler eşliğinde gösteriliyor. Hikayeler bölümünde otomatik olarak oluşturulmuş galerilere, videolara erişebilirsiniz veya paylaşılan albümlerinizi buradan oluşturabilirsiniz. Kamera uygulamasına geçiş yapalım. One UI ile birlikte kamera uygulamasında da değişiklikler var. Önceden ekranın sol tarafında veya üst kısmında yer alan çekim modlarının alt tarafa taşındığını görüyoruz. Bunların görünüşü de değiştirilmiş. Yine burada da kavisli köşeler, kenarlar ön planda bulunuyor. Üst kısımda çeşitli hızlı ayarlar, flash, zamanlayıcı gibi ayarlara erişmek mümkün. Bixby Vision ve AR emojileri de üst tarafa kaydırılmış. One UI'ın yenilenmiş kullanıcı arayüzünde gayet kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Fotoğraf çekmek, video çekmek bu yeni arayüzde biraz daha kolay olacaktır. Android 9 Pay'ın yüklü olduğu Samsung Galaxy Note 9'da One UI kullanıcı arayüzünün temel hatları bu şekilde. Değişikliklerle birlikte yepyeni bir kullanıcı arayüzü, yepyeni bir deneyim Samsung Galaxy Note 9 kullanıcılarını bekliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse biz bu One UI'yi beğendik. Gayet hoş, telefona farklı bir bak attığını, kullanım zevkini daha da arttırdığını söyleyebiliriz. Kilit ekranı da One UI ile birlikte yepyeni bir görünüm kazanıyor. Saat, tarih gibi bilgiler biraz daha küçültülmüş. Duvar kağıdı biraz daha ön plana çıkartılmış. Bunu da son bir not olarak belirtelim ve videoyu burada kapatalım. Videolarımızı yakından takip etmek, hiçbir videoyu kaçırmamak için Teknoblog YouTube kanalına abone olmanızı ve bildirimleri açık tutmanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda en güncel teknoloji haberleri için günün her saati teknoblog.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.